Türkiye'de maşallah yavaş yavaş bitkisel gıda takviye ile ilgili güzel gelişmeler var. Yani Avrupa'da, Amerika'da, Asya'da olduğu gibi değilse de bu yönde güzel çalışmalar oluyor. Tabii ki bu arada bazı istenmeyen durumlar da oluyor. Şöyle ki, normal olarak herhangi bir bitkisel gıda takviyesi, kapsüller, haplar, damlalar, drajeler bitki ekstraktından yapılması gerekir. Etkili olabilmesi için, kaliteli olabilmesi için, insanları sağlığına kavuşturabilmesi için. Mesela sarı kantaronun birleşimindeki etken madde %1, hipeforin. Beynin fonksiyonlarını artırır. Serotonin hormonunu artırır, kişiyi mutlu yapar, neşeli yapar. Noradrenalin hormonunun salgılanmasını artırır, kişide dikkat dağınıklığını önler. Dopamin hormon salgılanmasını artırır, ileride oluşacak Parkinson hastalığını önler. Yani burada sarı kantaronun birçok fonksiyonları var. İlkokuldan üniversiteye kadar her yaştan herkes rahatlıkla sarı kantaronu elde edilen damla, draje, kapsüller kullanabilirler. Fakat etken maddesi yerine damıtılarak veya destilasyonla elde edilen ekstrak yerine maalesef Türkiye'de bitkiyi öğütüyorlar, otu direkt kapsülüyorlar veya hap yapıyorlar. Bu çok yanlış, çok ilkel. Türkiye'de bitkisel gıda takviyelerinin %95'i yanlış ve etkisiz. Hasta bunu kullansa, otla direkt öğütülerek kapsül veya draje yapıyorlar. Çok yanlış. İnsan sağlığı, para kazanmak amacıyla yapılan bu iş insan sağlığıyla oynamaktır. Bazı firmalarsa bitkisel gıda takviyesi diyerek bu ürünlerin içerisine kimya katıyorlar. Kaptamar açar. Panax diyerek. Panax biz de üretiyoruz. Panax kaptamarla ilgili bir bitki değil. Zihinsel fonksiyonları artırıcı, halsizlik, dermansızlık, yorgunluğa karşı. Onlar da kimyasal ilaç katarak insanları zehirliyorlar. İsterseniz şikayet sitelerine girin. tüketicihakları.biz, şikayetimvar.biz gibi sitelere girin, bakın. Bu tür firmalar hakkında yüzlerce şikayet var. Ama maalesef ürünler yasaklanıyor, isim değiştiriyorlar, yine satıyorlar vesaire vesaire. Türkiye'de ambalajına baktığınızda bu bitkisel gıda takviyeleri ürünlerinin Avrupa ve Amerika'nın standartlarının üzerinde, içine baktığınızda Afrika ülkelerinden dahi gerideyiz. Bu nedenle bu piyasada bu anormallikler, bu yanlışlar yavaş yavaş inşallah düzelir. Daha kaliteli ürünler üretiriz. Gökçek Gıda olarak biz bilinen bütün hastalıkları tedavi edebiliriz inşallah. Bilinen bütün hastalıkların hemen hemen %95'inin sebebi şudur. İnsanlarımız bilinçsizce aşırı antibiyotik, antihistaminik, antidepresan gibi çok yoğun ilaç kullanıyor. Baş ağrısı, karın ağrısı, annesinin, babasının, ebesinin, dedesinin, ninesinin veya komşusundan gidiyor, hap alıyor, damla draje kullanıyor. Kullanmış olduğu ilaçlar bağırsaklardaki faydalı bakteri yok ediyor, zararlı bakteri ve mantarları azdırıyor. Faydalı bakteriler vitamin üretirken zararlı bakteri ve mantarlar toksik madde üretir. Zararlı bakteri ve mantarları üretmiş olduğu toksik maddeler bağırsakları yakıyor, kavuruyor. Bağırsaklar yanarsa, kavrulursa yeterli ve kaliteli enzim salgılayamaz. Enzim oranı azaldığı zaman histamin oranı yükselir. Bu da kişide polen alerjisi, besin alerjisi, alerjik astım, atopik eksem, kurdeşe, SDF gibi birçok cilt hastalıkları, alerjik hastalıklar sindirim rahatsızlarına sebep olur. Hastalıkların temelinde yatan kişinin aşırı ilaç kullanması, abur cubur yemesi, sağlıksız beslenmesi. Biz bunu kökten çözdük. Nasıl çözdük? İksir, aloe vera jel ve hastalığa uygun özel kapsüllerle. Her türlü hastalık tedavi edilebilir. Biz birçok ağır vakayı hamdolsun tedavi ettik. İsteyenler doğaltedavi.net veya bitkiseltedavi.com gibi sitelerimizden girerek buradan çok geniş bilgi elde edebilirler.